efsane. İbrahim Tatlıses. Hülya. Hülya sen lan. Patla patla. Aşk müzikten mi doğar, müzik baştan doğar bilmiyorum. O tavukla yumurta ilişkisi gibi abi. Ben mi klarnet çalıyorum, klarnet mi beni çalıyor? Rendeti, rendeti. Aşıksın. Vallahi aşığım doğrusu. Harbi şey. Aşıksın. Evet. Sen aşıksın arkadaş. İmparator. Beni çok duygulandırdı. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. Hadi Dilan Hanım gel bakalım. Gel gel gümüle gel bölüme dom dom kurşunu. Keşke diyorum erkek olsaydı. Seansına 650 TL verip o erkekliği yok etmeye çalışıyoruz. Sorunlar yaşıyor. Giden gel giden Adana'ya gel. Çekirte mi nasıl yani? Vay vay vay. Oh yarasın. Bayağı ciddi. Yanıyor ciğer sensiz olmuyor. Allah 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 bu nasıl sevmek? Allah
sevmek, bu nasıl gülmek? İnsan değil bu, sanki bir melek. Silahcan'a gelsin bir şarkı. İnsan değil bu, sanki bir melek. Ay, benim. Değil mi? Ona yazılmış ay, gibi. Ay ne güzel, ne güzel. Teşekkür ediyorum. Allah efendim. Allah. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Çok güzel bir gece sizleri bekliyor efendim. Kanal D ekranlarında. Şarkılar bizi söyleyecek. Şarkılar yine sizleri söyleyecek. İyi eğlenceler diliyoruz. Tadını çıkarın. Gerçekten çok özel bir gece bu. Çok özel bir gece. Aslında bütün programımızın geneline bakıyorum. En özel gecelerinden biri bu akşam yine. Yani ben her çok zaman olduğu gibi. Ben çok heyecanlıyım. Evet. Hepimiz çok, öyleyiz. Çok özel bir konuğumuz var çünkü. Gerçekten yani, öyle ve hepimizin çok sevdiği. Bir efsane. Hepimizin çok sevdiği gerçekten bir efsane. Hiçbir zaman alternatifi yok. Olmadı. Evet. Olmadı ve ben olacağını da düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Gerçekten gıybet öyle. Gıybet yapmış olmayalım ama olmayacak. Yok olmayacak. Bence hepsi, de olmayacak. Hepsi birbirinden muhteşem şarkılar bu arada arkadaşlar. Evet bu akşam programımızı sözleri ve müziği İbrahim Tatlıses'e ait olan Allah Allah isimli şarkımızla başladık. Bu gece onun gecesi. Bu gece onun bu gece gecesi. Hepimizin bu gecesi. Gece, imparatorun gecesi. Evet, evet. Canımız biraz sonra tabii ki bizimle olacak ama ondan önce şarkılarımız var. Tabii ki. Söyleyeceğimiz herkesin özellikle istediği birçok şarkı var. Senden Hakan'cığım, senden yine aynı şekilde üstüncü. Bu arada var ya, hemen ben Hakan'cığım. Taze, bundan bahset hemen. Şurasına bir yatayım önce hemen. Teşekkür benim, edeceğim. Benim. Evet. Geçen gece tabii ki ben böyle normal saatlerde uyuduğum için. Ben de anormal saatlerde uyuduğum için. Saat böyle en geç ben 11, 11.30 falan uyurum. Hakan, gecenin bir yarısı tabii ona gelmişler, anlatacak. Evet. Saat böyle 5, 5.30 gibi bana bir aynen mesaj atmış ama ben tabii ki hiçbir şekilde duymadım. Sabah uyandığımda baktım, şarkı yapmış bana Hakan. Evet. Bir şarkı bestelemiş. Evet. Fakat o kadar heyecanlıyım ki mutlaka bunu dedim ki Hüsnü'yle, yani hep birlikte dinlemeliyiz. Ne yapacağız diye düşündüm ve Hakan'cığım inanılmaz bir şarkı yapmış. Gerçekten çok öyle. Çok mutluyum. Gerçekten öyle. Geçen o sene sana sözüm vardı. Hep söz veriyordu ama o kadar güzel, o güzel kalbine, teşekkür yüreğine ederim sağlık. Senin de bayıldım. Yüreğine sağlık. Bayıldım. Şimdi. Ben zaten sevmediğim hiçbir şarkıyı söylemem. Bir an önce İnşallah yorumlamak istiyorum. İnşallah. Gerçekten adını söylesek çok mi güzel acaba? Söylemeyelim mi adını? Adını sen söyle bence. Biraz da anlatsana nasıl oldu o şarkı? Ne yaptın işte, sen gecenin o saati ne yapıyorsun Allah aşkına? Oturuyorum. Televizyon seyrediyordum. Televizyon. Yani televizyon seyrediyordum. Bir anda aklıma geldi. Nakarat geldi aklıma önce. Sonra Aydın'ı aradım. İşte Aydın uyuyor. Stüdyodaymış Aydın. Dedim ki aklıma bir nakarat geldi. Aydın da bana hemen dedi ki Sibel Hanım'a olmaz mı sence dedi. Ay canım. Sonra zaten hep aklımda vardı ya. Evet. Sonra A'sını B'sini yazmaya başladım. Şarkıyı ben yine 15-20 dakikada bitti vallahi şarkı. Ama öyle olunca güzel oluyor işte. İnşallah. Sibel'in, ayrı gayrı ay, oldu. Sibel'in güzel yorumuyla daha da güzel olacak çok bence. Çok güzel. Evet şarkının adı? Ayrı gayrı. Ayrı gayrı. Ama gel olmasın ayrı gayrı. Gerçekten çok güzel. Bir an önce söylemek istiyorum. İnşallah ben de çok seviyorum. Ay çok teşekkür rica ederim. Rica ederim çok ne demek. Çok teşekkür ediyorum. Bayılacaksınız. İnşallah. Bayılacaksınız. O zaman sırada yine senin bir şarkın var Sibel'cim. Tamam. Adem Gümüşkaya söz müzik. Evet. Kış masalı. Çok güzel. Hemen söyleyelim. Hemen söyleyelim. İçtim hep ona sarıldım yârim, tek dostum
Hem ağladım hem anlattım. Adını dağlara yazdım yârim, bunu camlara kazdım. Kuşun masal dinlemek zor yârim, hem ağladım hem anlattım. Anlattın hem ağlattın sen bize. Hep diyorum ya, bu şarkı seçimlerin çok enteresan oluyor senin. Bak bu şarkı da mesela. Ne? Artık evet, bu da sahnede benden devamlı istenen şarkılardan biri oldu. Değil mi? Söylemeden olmuyor herhalde. Evet, imkansız bence. Bunlar söylenmedi. Sizlerde tabii. De var öyle biliyorsunuz. Mutlaka istenen bir şarkı. Ben tekrar Adem Gümüşkaya'ya çok çok teşekkür yüreğine ediyorum. Sağlık. Gerçekten yüreğine sağlık. Yüreğine sağlık. Hakan, başka neler yaptın besteden başka? İyi, vallahi hafta içi böyle. Anlat bakalım, var mı bir şeyler? Geçen hafta Adana'ya konsere gitmiştim, Adana'yla Mersin'e. Evet. Hatta Hüsnü'yle beraber sen denk de geldik Mersin'de. Denk aynı geldi. Günlerde denk geliyoruz hep, evet, o taraflarda, evet, değil mi? Evet, aynen öyle. Evet. Ne güzeldi. Çukurova'da şarkılarımızı söyledik, geldik işte program içinde buradayız. Harika, konserler zaten devam ediyor. Aynen. Çok güzel. Devam ediyor. İzliyorum, dinliyorum, harika geçiyor. Şimdi? Şimdi. Bence çok artı bir şey, bir şarkıcının... yorumcunun şarkılarını kendi yapabilmesi. Yani ne kadar özel bir şey. Çok özel bir şey. Ve çok özel. Bakıyorum mesela hep okuduğun şarkıların birçoğu kendinin, evet. Ve bu çok artı bir şey. Yani bu yeni nesilde gelen gençler için de böyle ya, çok önemli bir ayrıntı şey, değil ben mi abi? Zaten eğer kendi şarkılarını, ben askerde karar verdim tek başıma şarkı söylemeye yani. Eskiden bizim bir grubumuz vardı, arkadaşlar diye falan. Evet, biliyorum. Jilibon falan söylüyorduk o dönemde. Onlara evet. Da selam evet, olsun. Selam olsun onlara da, evet, ben biliyorum. Ben askerdeyken çok yoğunlaştım. Çünkü hep onu söylerim, askerdeyken mesela emirle kalkabilirsin ama emirle yatamıyorsun, anlatabiliyor muyum? Doğru. O esnada, tabii o esnada işte hayatı düşünüyorsun, hayatındaki insanları düşünüyorsun falan. Bir baktım ben de inanılmaz böyle bir...
söz yazma ve beste yapma yoğunluğu. Orada mı yaptın orada ilk başladı. Besteyi? Tabii hani bekleyecek dinleri, ağlamak aman, yok yüreğim falan. O hep orada hep çıktı. Askerde. Bir de askerdeyken şey okumuştum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözü vardır. Hayatta öyle idealler vardır ki o yolda mağlubiyet bile zafer sayılır sözü. Benim muhteşem böyle. Dedim ki ki ben kendi yüreğimden çıkan şarkıları ilk albümde 13 şarkım vardı. Dedim ki kendi yüreğimden çıkan şarkıları bir albümde toplayacağım. Eğer Allah yürü ya kulum derse devam edeceğim. Olmazsa bırakacaktım zaten bu işleri. Sonra sağ olsun müzik severler. Aynen hani bekleyecek albümden sonra. Sevdiler. Hepsi ayrı bir evet, de sevdiler. Yani. Ondan hepsi sonra da, ayrı bir de. Yani bir de yazmaya başlayınca Sibel şey oluyorsun. Hani böyle insanlar seni motive ediyor anlatabiliyor muyum? Hani bir şarkını beğenmeleri seni daha da böyle daha da iyisini yapmaya. Hele bir de konsere çıktığında. O an geldiğinde hep beraber binlerce söylemeleri artık. Binlerce kişinin eşlik etmesi. Mesela sadece telefonu ben beklemiyormuşum hayatta. Herkes beklemiyormuş. O ayrıntılara dokunuyorsun da ondan ödüle işte. Herkes bekliyormuş. Ayrıntılara dokunuyorsun demek ki sözlerinde. Hem mesela. Nasıl? Al işte. Gidemezsin. Gidemez. Bir adım uzağa. Acaba kime yaptım bunu? Yile bile düştük bu tuzağa. O da nereden acaba gidiyor? Ben sana reklamlarda anlatırım reklam arasında. Ben tahmin ediyorum da neyse. Tamam neyse. Gittiler. Gittiler. Senin kalan yüzünden. Kalan sağlar bizim de. Aynen öyle. Gidemezsin. Gidemezsin. Söz müzik Hakan Altun efendim. Ne aşkımı ne de beni
bırakıp gidemezsin. Hele bu icazlar zaten bir gönlümüze ayrı dokunuyor. Seninkilerde bir farklı icaz oluyor. Çok öyle. Seviyorum. Benim çok fazla icaz şarkım var. Ben evet, çok, çok seviyorum en fazla çünkü. Icaz, aynen. Çok en sevdiğim i̇caz makam olmadan icaz olur mu? Çünkü. Ay Allah'ım çok güzel. Hakan. Böyle çok güzel, duygusal sesin. Başladık değil mi programın başında? Ne bileyim ben. Dağın şarkılarımız var. Çok fena. Gidemezsin. daha asıl şarkılara girmedik. Şimdi geliyor ki bir tane bir şarkı geliyor ki Selami Şahin şarkısı o. Evet. Hüsnücüğüm. Çalmaya çalışayım bakalım. Aman Allah'ım yandık. 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 Hadi bakalım. Nasıl bir şarkı yaptın Selami abicim sana? Allah Allah. Böyle bir şarkı. Ay sen ruhuna nasıl gönlüne kaldın? Sağlık. Selami bunu nasıl yaptı? Evet. Benim canım Selami Şahin. Öpüyorum seni mutlaka Selam zaten. Bu programda şarkılar bizi söylerdi mutlaka. Kesinlikle. Selami Şahin gecesi olacak. Biz de büyük bir gururla senin o güzel şarkılarını seslendirmek istiyoruz. Canım Selami'ciğim. Buradan Didem'e de çok sevgiler, çocuklarını da çok öpüyorum ama bir an önce bu yapılmalı. Aynen bekliyoruz Selami evet, abim seni. Evet bekliyoruz. Şeref ver Selam bize. Olsun. Canım benim. Şeref ver. Hüsnü ne yaptın sen? Evet ya Allah nefesine zeval vermesin. Allah razı olsun. Ben hep söylüyorum ya bak. Geçen de orkestramızdan bir arkadaşımız dedi. Geçen program bayağı dedi. Şey yaptım biz de kabarttın dedi biz de öyle derler. Kim söyledi bilmiyorum ama evet. Onlara az bile söylüyoruz. Vallahi çok güzel çaldırıyorsunuz söyletiyorsunuz harikasın, arkadaşlar. Harikasın. Allah razı olsun. Elinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Sen değil mi? Sensin o. Hülya. Hülya sen de. Patla patla. Ne sevdalar yaşadın. Ne sevdalar yaşadın. Oho. Ne sevdalar. Ama öyle birisi var ki imdat Allah'ın imdat. Keşke diyorum erkek olsaydı. Seansına 650 TL verip o erkekliği yok etmeye çalışıyoruz. Sorunlar yaşıyor. Get manyağı. Giden gel giden Adana'ya gel. O çıtak yazı ya. Bugüne kadar dedim mi sana onu kullanma? Demediniz. Dilan çıtaksa Dilan çıtaktır. Öyle tanıdım seni. İbrahim Tatlıses evet. Konuğumuz olacak. Onun seslendirdiği şarkıları seslendireceğiz. Bize yorumlamaya çalışacağız. Biraz sonra kendisi gelecek. Onun mutluluğu var hepimizde. Evet. Evet ne şarkılar var. Neler söylemiş. Çok. Çok. Ve neler? Hepsi de yani hepsi kulağımızda yer etmiş. Anlatabiliyor muyum Sibel'cim? Yani tabii yıllardan ki. Beri söylenen her şarkıyı biliyoruz biz. Ah. Başlar daha başlar zaten başlamaz anlıyoruz. Çoğunun filmi de var bu arada. Tabii ki. Evet birçoğunun filmi de var. Evet. İbrahim bu, abi anlatır onları bize. Hem de neler tabii anlatacak ki. Bence. Evet benim de canımdır. Bizim de bambaşka bir dostluğumuz vardır kendisiyle. Allah onu da aynısı. Anlatır. Evet hepimizin aynen, öyle zaten. Ki. Hepimizin büyüğü o. Tabii ki. Hepimize inanılmaz şekilde sahiplenmiştir. Kesinlikle. Destek olmuştur. Evet. Şimdi... seslendireceğim şarkı sevgili Nazan Öncel'e ait söz müzik onun. Evet. Tamam aşkım. İbrahim abi bu şarkıyı 2004 yılında Aramam adlı albümde seslendirmiş. O albümde değil o mi? Albümde, 2004'te evet, bakar 2004 mısın? Yani yılında, ne kadar evet, çabuk geçiyor yıllar. 17 yıl olmuş. Ve şarkı daha müzik başladığı an herkes tabii ki. Söylüyor. O şarkılardan biri bu da. Biz canlı performanslarda söylerdik mesela çalıştığımız gece tabii, mekanlarda tabii, söylerdik. Tabii ben çok de güzel ben de şarkıdır. Çok söyledim bunu. Hemen seslendirmek istiyorum. Nazan'cığım selam benim olsun, canım öpüyorum olsun. Seni çok çok. Hemen tamam aşkım. Hadi tamam aşkım. Tamam aşkım. Bir gün yolda giderken biriyle konuşurum.
şarkı çok bu. Ne kadar keyifli. Aklıma ne geldi biliyor musun? Sen mesela bazı yerlerini söyleyip bazı yerlerini duruyorsun ya. Evet, Cem Yılmaz geldi. Evet, hemen o geldi. Yani. Evet. Orada işte tabii edalar gibi. Orada bir edalar, işveler devreye giriyor. Duruyorsun ya, böyle bakıyorsun ya. Tabii. Yani ne demek istediğim hemen orada belli tabii. Oluyor zaten. Susarak da çok şey anlatılır diyor. Öyle yani. Bir laf var ya tabii ki. Susarak tabii ki. Da insan birçok şeyi anlatabiliyor. Aynen. Nasıl bu hani? Vardı tabii canım, Cem yapıyordu ya canım ya. Kanasın, kanasın. Bırakın yaram kanasın. Yok. Kaderimse böyle sevmek, bırakın anam ağlasın. Yani bırakın anam ağlasın ben de değil yani. Buradan ona da yavaş, selam olsun canım benim. Evet. Yavaş yavaş gidiyoruz gecemizin güzel şarkılarına doğru. Bu da evet, onlardan bir tanesi. Kesinlikle. Söz, ay Hakan. Söz Tahir Peker. Bestede Burhan Bayar çok Üstad. İnanılmaz imzalar atmış. Tabii iki ki. Tane hem söz yazarı hem besteci olarak. Evet. Ve İbrahim Tatlıses de çok, evet, uzun İbrahim yolları tabii ki olmuş onların birçok şarkısını ve sesini. Albümlerini de yapmış, aranjörlüğünü yapmış, tabii bestelerini yapmış. Her şeyle Burhan Bey de buradan Burhan çok, abiye çok saygılar olsun. Selam olsun. Çok saygılar. Çok sevgiler, ne şarkılar, ne şarkılar. Unutulmaz bunlar. Unutulmaz. Nesilden nesile dinleyecek herkes. Hep mutlu birlikte oldu yıllarca ama, söyleyecek. Mutlu oldu, mutlu ama sanki bunun içinde ama bir sistem var değil mi yani? Şey galiba kavuşamadığı kız arkadaşına yazmış bunu. Öyle hani mi? Evet, beraber olamadıkları için başkasıyla evleniyor galiba. Tahir abinin sevdalısı herhalde başkasıyla evleniyor. Onun üzerine Mutlu Ol Yeter yazmış mesela. Ah. Yazık. Tam senlik bu şarkıda. Ah, hadi şöyle bir dinleyelim. Hadi benlik doğru. Tam senlik vallahi tam benlik. Yandık. Buyurun efendim. Evet, mutlu olsunlar yeter. Değil mi? Şarkı düşmez dilin söylese de gönlün hissetmez. Bilsen bile benim için fark etmez. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Şarkı gibi dinlersin. Benim için önce Allah, sonra sensin. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Bunu sana yazdığımı bilmezsin. Bir yabancı şarkı gibi dinlersin. Benim için önce Allah, sonra sensin. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. İnan yerini bu şarkıda aşkımızın yemini. Hiç düşünme mecnun muyum deli mi? Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter.
şarkında aşkımı anlattım sana. Duymasan sevgilim, üzülmem buna. Alıştım yıllardır ben yokluğuna. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Bu şarkımda aşkımı anlattım sana. Duymasan sevgilim, üzülmem buna. Alıştım yıllardır ben yokluğuna. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Beni unutursan eğer beter ol beter. Vallahi benim de bir tek dileğim var, sen mutlu ol. Ay yeter inşallah artık. Ben, yani değil mi? Olsun artık. Ya. Yazık günahtır yani. Vallahi mutlu ol yeter. İnşallah. Başka hep ne beraber diyeyim? İnşallah. Ne kadar güzel bir şarkı. Çok bu. Çok ya, muhteşem bir şarkı. Unutulmaz. Gerçekten. Şimdi yine onlardan bir tanesi geliyor. Bence direkt arkasından çalalım bunu. Bu arada şey, şarkıyı da söylerken aklıma geldi. Düşsene sevdiği hanıma, hani evet, evleniyor ya. Bu şarkıda aşkımı anlattım sana. Duymasan sevginin, üzülmem buna. Yani orada resmen yaşadım mesela Tahir abinin. Evet, bak gözlerim, gözlerim doldu zaten. Doldu vallahi. Evet, evet. Bir de Erdal Hoca da böyle kararttı falan, romantik yaptı olayı. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Kendine sağlık, sesine sağlık canım. Bu da yine en kıymetlilerinden biri. Şarkılarının, İbrahim abinin bence en güzel yorumladığı şarkılardan biri. Biz şimdi onun şarkılarını tabii elimizden geldiği kadar söylemeye, çalmaya çalışıyoruz tabii ama ki. Hep onun tınısı kulağımızda bir taraftan. O frekans var ya onun. Yerleşmiş artık. Çok özel frekans tabii. Yani. Tabii. Yani yerleşmiş. Yapmaya çalışıyoruz. Evet. Ben bunu da çalmaya çalışayım o zaman. Yine Burhan Bayar, Üstad, Tahir Paker, ne güzel bir şey yapmışsınız. Bir yıkılmışım ben, çalayım mı? Of. Hadi. Hülya. Hülya sen lan. Patla patla. Gülüm benim, derdim aşkım, canım benim. Şıksın. Vallahi aşkım doğrusu. Var bir şey. Aşıksın. Evet. Sen aşıksın arkadaş. Hadi Dilan Hanım gel bakalım. Gel gel gümüle, gel bölüme, dom dom kurşunum. O çıtak yazı ya. Bugüne kadar dedim mi sana onu kullanma? Demediniz. Dilan çıtaksa Dilan çıtaktır. Öyle tanıdık seni. İmparator. İmparator. Ben çok duygulandım. Thank you.
şarkılar bunlar ya. Vay of be. Ağladım. Gel de çalma. Ben gözyaşlarımı buradan dökütüyorum. Dökütüyorum bu şema, dökütüyorum. Ya. Güzel. Ne mutlu bana ki elimde böyle bir enstrüman var. Hep söylüyorum bazı işte böyle okullarda yaptığımız söyleşilerde, workshoplarda falan. Çocuklarınıza enstrüman çalmayı teşvik edin. İlle profesyonel olmaları şart değil. Yani kesinlikle. Bundan para kazanmaları gerekmiyor. En güzel dost, en güzel arkadaş oluyor bazen enstrüman insanı. O yüzden küçük yaşlarda çocuklarınızı aşılarsanız bu müzik konusuna. Sana kesinlikle katılıyorum. Gerçekten katılıyorum. Çünkü ben de hep şunu söylerim. Enstrüman çalan insan yalnız kalmaz. Değil mi? Ha, doğru. Tabii. Onunla çünkü doğru. Dertleşirsin. Udunu eline alırsın. Ne bileyim kanalını, piyanonu çalıyor. Yani ondan konuşursun yani. Anlatabiliyor muyum? Derdini ona anlatabilirsin. Enstrüman siz var ya insan ne ya. Dertleri anlatıyorsunuz? Ne dertler? Dertler ben de, derya olmuş. Dertler derya olmuş. Sözde de vardı ya yakınmış. Harika. Harika şarkıydı. Harika. Vallahi evet. Programımızın en heyecanlı bölümü geldi. Geldi çattı. Geldi çattı. Davet edelim mi? Kesinlikle, bu anın sana yakışırsı Belcim. Bana mı? Ay benim canım geliyor. Canım geliyor. Büyük alkışlarla İbrahim Tatlıses geliyor efendim. İmparator. 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 İmparatordur. Ben her gece sarhoşum derdimden böyle. Sarhoşum derdimden böyle. Ben her gece sarhoşum derdimden böyle. Aşk yolunda berduşum kader. Benim yazımı kışa çevirdi, fırtınaya kapılmış aşığım böyle. Fırtınaya kapılmış aşığım böyle. Diyemiyorum
sarhoş diyorlar. Varsın desinler. Neden içtiğimi ben de bilemiyorum. Neden içtiğimi ben de bilemiyorum. İçki nedir bilmedim. Şimdi bir ay yaş oldum. Kederle ızdırapla ben arka Dankeschön, teşekkür ederim. Ay, bir yanak alabilir miyim? Nasıl? Yanak. Bir yanak mı? Ne demek? Hemen. Hemen. Doktorum için deneyim. O ne ya? Hoş geldin. Hoş bulduk canım hoş benim. Hoş geldin. Şeref verdin. Aman Allah'ım, şeref verdin bize ben sen. Ben hiçbir televizyona katılmıyorum, biliyorsun değil mi? Hiçbir yere çıkmadığını biliyoruz. Kendi televizyonumuzun dışında. Kendi programın dışında hiçbir yere katılmıyorsun. Aynen. Bizi çok sevdiğin için buradasın biliyorum. Şeref verdin bize. Bomiyonu konuşabilir miyim böyle? Nasıl? Tabii. Herhalde. Tabii. Sana mı öğreteceğiz? İki tane mikrofon taktı buraya. Herhalde. Stereo mu konuşacağım? Stereo. Evet stereo tabii yani. Şu anda öyle oldu. Stereo gibi söyledim. Ay canım benim hoş geldin. Hoş bulduk, programımız hayırlı uğurlu çok olsun. Teşekkür çok, ediyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi miydi, beğendiniz mi efendim? Şahane. Ne demek? Televizyonları başlarında oturmuş bizi izleyen insanlara saygı ve sevgilerimi iletirim. Ladies and gentlemen, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Geceniz mübarek olsun. Hoş geldiniz inşallah televizyonlarınızın başına. Siz de hoş geldiniz. Hoş geldiniz inşallah televizyonlarınızın başına. Herkes zaten heyecanla bekliyordu seni. Gerçekten sen hoş geldin. Hak etmiyor. Hoş vallahi geldin sen. Yalnız hoş bir şey söyleyeyim. Bu İbrahim Tatlıses şarkıları diyorsunuz ya. Evet. Bütün şarkıların hepsi benim değil. Tabii onu söylüyoruz. Anonsunu yani, yapıyoruz abi. Yani. Zaten yapıyoruz. Bütün ben sadece söz yazarı ve seni seslendirdin, seni seslendirdin. Tamam, bir şey kaybetmem, ben veremem. Kusura bakma, tevazu o kadar kıymetli ki kimseye kaptıramam, özür dilerim. Bravo. Tabii ki. Bence de. Nereye bakıyorum ben, oraya bakıyorum. Bak gel, işte. Biraz böyle gel, böyle Allah'ım yarabbim. Allah da burada. Şaşıyım oğlum. Tevazu o kadar kıymetli bir şeydir ki kimseye kaptıramam. Onun için bütün şarkılar benim değil efendim. Ben sadece tanıklısım, bana mal olmuş şarkılar ona. Yani seyirci dinleyici tarafından bana mal olmuş. Döndüsünden bu. Anladık. Saygılarımız. Yani. Evet. Onları da hep söylüyoruz zaten. Evet, söz abi. Müzik bitti. Kime ait ama senin de birçok eserin var. Sizin seslendirmiş oldunuz. Sizin yani seslendirmiş, evet. Hayata geçirmiş oldunuz. Evet. Bak Hakan nasıl bildi. Tabii. Ben böyle bocalayabilirim, sen düzel Hakan. Estağfurullah abicim. Estağfurullah. Şahanesiniz. Beni çok seversin biliyorum. Ben de seni çok severim. Çok severim abi. Evladım gibisin. Sağ olun, eksik olmayın. Hepimizin Allah sevdiği. Allah başımızdan eksik etmesin. Abi. Amin. En cümle çok ben inşallah severim. Yemin et. Tabii. Bak açık açık söylüyor. Hülya. Burak. Hülya. Nasılsın, iyi misin Hülya'cığım? Bir bak bana bir hemen. Sana, bir de senden... Oh, o neydi? Hülya çatla. Çatla patla. Yalnız Hülya haftada 5 gün arayı sen aramıyorsan. Nasıl aramıyorum? Burada da ben geçireyim. Bak şimdi olmaz öyle bir şey. Ama hayır ben... sen bana hiç öyle bir şey diyemezsin. Hülya Miami'ye geldi mi? Senin evin orada. E ne yapalım ama ben gelmeyebilirdim yanına. Olur mu? Şimdi yani bir saniye. Hülya ile ikimiz seni ne kadar sevdiğimizi. Evet Allah, bütün herkes, Allah var. Allah bütün var. Bütün Türkiye Cumhuriyeti biliyor. Ben de onu çok seviyorum. Böyle arada şaka yaparız biz. Şakalaşırız. Espri yapıyoruz. Hülya beni kıskanır İbrahim'den. Ben de onu. Böyle şeyler olur ara sıra. İkiniz de benim için değişmezsiniz. Canım benim de. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Tekrar hoş geldin. Saygılar bizim oturma benim odamız var. Şimdi seni oraya alacağız. Tamam. Kendimizi zor tuttum. Sakın ağlamayacaksın. Daha ağlama, önce senin programında ağlamak da söylemiştim. Ağlamak yok. Ay öldürür. Ağlamak yok yüreğim. Bak bir de o var işte. Sızlamak yok yüreğim. Sen ağladın ama bak. Ben ağladım. Canım benim. Ağlamak yok. Onu söylesene Hakan birazcık hadi.
Ağlamak yok yüreğim, sızlamak yok yüreğim. Ne acılar yaşadık biz seninle. Haykırmak yok yüreğim, yalvarmak yok yüreğim. Bu acıya da katlanırız seninle. Allah sevgisi ve insan sevgisi merhameti varsa insanlar kimseye kötülük etmez ama yoksa her türlü kötülük bekle. Allah içimizde merhametimizi eksik etmesin. Amin. Yüreğimizden insan sevgisinin olmasın Allah'ım. Başka para pul istemeyeyim. Vallahi istemem, vermeyin. Canım benim. Para verirseniz istemem baba. Canım benim. Yan cebime koyarız. Böyle direkt istemem. Ay canım benim. Gözüne bir şey zaten batıyor mu? Zaten gözüne bir şey batıyor. Saat yanıyor İbrahim abi. Böyle bir saat yok. Gözüne bir şey batıyor mu? Batıyor, yanıyor burası. Maşallah. Yanıyor yeri. Yanıyor ama yanlış saat verdiler sana. Evet. Evet, reklam olmasın. Ama o çok diye ben arkadaşım. Biliyorum. Senin öyle, evladım, de, öyle de yüce bir gönlün var. Benim evladım. Biliyorum, biliyorum. Ne istersen yap var, Allah var. Gerçekten Allah razı öyle. Olsun. O da inanılmaz seviyor seni. Aynen. Hepimizin şimdi sevdiği bizim gibi. Nelerimiz var söyleyeyim size. Türkiye turnemiz var 81 ilde. Maşallah. Ondan sonra yurt dışı var. Ayın 9'unda Belarus var. Ayın daha yeni başladı. Orada. Yepyeni bir sayfa açıldı. Aynen, aynen. Yepyeni bir yürü sayfa evladım, açıldı. Yürü evladım, yürü! Yürü yapma, yürü! 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 O zaman hemen oturma odamıza doğru alalım yürüyelim. Alalım oturma odamıza, aynen. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk bu yetere de ben çok duygulandım. Tabii, ha, vallahi yemin ederim. Ne kadar ağlamamak güzel. İçin kendimi zor tuttum. Biliyorum. O zaman ne yapıyoruz? Ne sevdalar yaşadın? Ondan öyle. Önce ne sevdalar yaşadın? Oho! Ne sevdalar ama hemen söylemek istiyorum. 12 yıl aradan sonra ilk kez Kuruçeşme'de sahneye çıktın. Evet, ve evet. Kuyruk. Herkese teşekkür ediyorum. Evet. Herkese teşekkür ediyorum. Kuruçeşme'den demek bebeğe... Demek ki ne kadar özlemişler. Kuruçeşme'den bebeğe kadar kuyruk vardı. Bedava yemek verseler o kadar kuyruk olmazdı. Olmaz. Yemin ediyorum. Olmazdı. Nasıl, maşallah, nasıl çok, özlemiş herkes ve... Bu arada İbrahim abi 11 sene sonra ilk defa bir televizyon programına katıldı. Bir de o var. Bildiğim. Biz de sevindiğimizi biliyoruz şu anda. Evet abi. Telefonla melefonla katıldık ama bu ilk defa oldu. Bu ilk oldu. İlk defa bir televizyon programına katılıyor. Kıramadım, biraz... kıramadım sizlere. Biliyorum. Sağ olun, şeref verdim. Nasıl geçiyor konserler? Bir de şeydir bu, geldiniz ya biz de geldik. Olur mu? Sen her zaman gelirsin. Ziyadeyiz, ziyadeyiz. Ziyadeyiz, ziyadeyiz. Sen her zaman gelirsin, biz de zaten her zaman geliriz. Abi zaten siz İbo Show'a başladınız da, hani biliyorsunuz pandemiye denk geldi. İbo Show başladı televizyonda. Oh dedik müzik ama varmış, devam ediyormuş. Ama insanları rahatlatma bana. Hem abi nasıl? Büyük evden moral çıkardın, oldu. En azından evden çıkmadın. Bize de, bize de yol açtın bu konuda. Gerçekten. Her zaman. Estağfurullah. İlk doğru. Programın konuğu bendim yine her zaman olduğu gibi. İlk programın konuğu bendim ve unutulmaz bir gece olmuştu. Ondan sonra 1000 tane işe gittin ha. Tabii ki. İşler bir açıldı bir açıldı. Yüzden isterim. Pandemide oturduk hep evde. Yüzden isterim. Yüzden. Tamam. Yeter ki sen iste canım benim. Ne sevdalar yaşadın bugü? Ay. Hepsinde ayrı şefkat.
yaşadım, gözümden yaş döktüler. Ne sevdalar yaşadım, benim için öldüler. Ne sevdalar yaşadım, birer birer gittiler. Hepsinde ayrı bir tat, hepsinde aynı şefkat. Öyle birisi var ki imdat Allah'ım bu imdat. Ne sevdalar yaşadım, güldüler, çiçektiler. Ne sevdalar yaşadım, benim için öldüler. Ne sevdalar yaşadım, birer birer gittiler. Ne sevdalar yaşadım, benim için kıymetliydiler. Hepsinde ayrı bir tat, hepsinde ayrı şefkat. Ama öyle birisi var ki İmdat Allah'ım imdat. Kardeşim burada Kemal Alaçayır. Sevgili Kemal'e, sevgili Erci'ye. Kemal Alaçayır burada. Bir de Ercüment İp'in senin orkestranın bel kemikleri bunlar, evet. Değil mi? Şeref verdiniz arkadaşlar. Ha bu arada Ercü, Ercü burada Ercü ama yıllardır çalıştığın vokallerin de evet hepsi yanımızdalar. Onlara da teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Evet biraz göreceğiz. Sonra göreceğiz. Ben unutmamızı unutmamışsın. Çok teşekkür ederim hocam. Biz teşekkür ederiz abi. Çünkü ben kendi programımda olsa tamam da sizin programında kendinizin teşekkür etmesi çok güzel. Ben duygulandırdınız. Bağlar ama. Yıllar sonra. Sakın. Yıllar sonra ilk defa bir evet programa konuk oluyorsun ya onda olabilir. Bir tane şeyimiz var. Tefçimiz. Ben ağlıyorum ya. Ha. Bu şovlarda. Ne yapıyordun? Bu geçiyormuş benim koltuğuma. Sen duruyormuş sen orada dur. Sen bana bir şey sor. Böyle yapıyormuş hemen. O da mi? Terbiyesiz beni tavsiye ediyor. Taksit ediyor. Vallahi. Belli zaten. Şimdi yine senin çok tabii dillere destan bir şarkı var senin seslendirdiğin. Ne? Onu söylemek istiyorum eğer müsaade ne? Ediyorsan. Aşıksın. Yok etmiyorum ama söyleme. Aşıksın. Aşıksın. Yemin İçimden geldi böyle bir şey. Sen aşıksın galiba. Vallahi aşığım doğrusu. Var bir şey. Var bir şey. Var bir şey. Başına ne yapıyorsun? Var sende böyle içinde bir kıpırtı var hayrola? Ha? Vay be buldun ha. Buldum içinde. Benden kaçma az biliyorsun. Gör bak. Bir Tarkan şarkısı içimde bir kıpırtı ben var İzmir'e hayrola. Ben İzmir'e aşıkım İzmir'e. İzmir'de birine de olabilir. İzmir'e aşık olmayan var mı artık ya? Artık orayı karıştırma. O zaman aşıksın diyeceğim. Aşıksın. Ayakta mı söylesem acaba? Lepek, lepek.
aşıksın, aşıksın, aşıksın. Sen aşıksın Amerika, aşıksın, aşıksın, aşıksın. Sen aşıksın. İnkar edemem. Yakaladım seni. Aşıksın. İnkar yok. Evet, inkar etme zaten. Sevgiden inkar olmaz. Bence de. Ne güzel söyledi. Sevgiden inkar olmaz. Canım benim. Abi tam 50 yıl önce bir söz yazmışsınız bir merdiven girişinde Urfa'da. Evet. Evet. Plakçı dükkanım vardı benim. Müzik mi? Kasetçi dükkanı. Evet, kasetçi dükkanı. Merdivenlerle iniyordu böyle aşağı. İniyorsun solda ben dükkan. Kabaklı Pazarcı'nda Urfa'da. Aşk müzikten mi de var, müzik baştan da var bilmiyorum. Çözemedim. O tavukla yumurta ilişkisi gibi abi. Yumurta mı tavuk? Hangisi? Kim nereden çıkıyor? Tavuk mu yumurtadan, peki, yumurta mı tavuk? İlk yumurtayı kim doğurmuş? Kim çıkarmış meydana? O zaman ben size soru sorayım. Ben mi klarneti çalıyorum, klarnet beni çalıyor? Karazm Habesine davul çalmış. Karazm Habesine davul tam meydanda yani. Tabii. Karısıyla birlikte rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin. Rahmet eşi. Olsun. Beraber gidiyorlar, diyor ki Arif sen mi çalıyorsun? Diyor ki sen mi çalıyorsun? Diyor ki yok, Ömer beni çalıyor. Evet. Ben çalmıyorum, Ömer beni çalıyor. Ondan öğrendi. Burada cinas var ama. Cinas. Ömer beni çalıyor, hem benden çalmış hem de beni çalıyor. Gönderiyor oradan. Şimdi sen ne yapacaksın bize acaba? Vallahi bence Hakan abi bir yıllar önce İboşov'a konuk olduğumda bu şarkıyı çalmıştık. Böyle bayağı saçlar sakallar simsiyahtı, üzüm siyahı. Abimle okumuştuk, İbrahim abimle. Sen oku bu şarkıyı da ben de Arınamesini çalayım. Hadi Hakan'cığım sen. Olsun. Alkış. Hakan'cığım hadi. Thank you.
yaşıma. Neler gördüm neler neler geldi başıma. Düşe kalka geldim ben bu yaşıma. Tutup da kaldım Allah aşkına. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Tutup da kaldım Allah aşkına. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. O eski halimden eser yok şimdi. Izdırap içinde yorgunum şimdi. Eski halimden eser yok şimdi. Isıram içinde yorgunum şimdi. Tutun kollarından düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Tutun kollarından düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım, yalnızım, yalnızım. İbrahim abinin yanında şarkı söylemek çok zor ya. Hele bu şarkılar. Estağfurullah Hüsnücüğüm. Estağfurullah olur mu ya? Nasıl bir duygu İbrahim Tatlıses'in kızı olmak? Eyvah. Sen notayı biliyor musun? Merak ediyorum. Notayı biliyorum. Bir nota getirsene usta. Sen Nur abi. Abi haydi söyle. Ha bir de solfej yapacağım. Bu da değil. La re do si do si la si la si la la. Şimdi bir kısabilir misiniz? Ben şimdi heyecanlanıyorum. Siz bana nota okutuyorsunuz. Ne bir şeyler yapıyorsunuz? Evet gibi. Gel gel gümüle gel bölüme dom dom kurşunu. Keşke diyorum erkek olsaydı. Seansına 650 TL verip o erkekliği yok etmeye çalışıyoruz. Sorunları yaşıyorum. Ben Beyoncé'yim. Ne? Beyoncé. Get manyak. İngilizce söyle bir şey. I love you so much. Giden gel giden Adana'ya gel. Çekirdeğimi nasıl yani? Vay vay vay. Oh yarasın. Bayağı ciddi. Yanıyor ciğerim. Sensiz olmuyor. Ya harika. İbrahim zaten abi, sizin hemen hemen bütün şarkılar, birçok şarkı Burhan Bayer'le yapılmış. Onun birçok bestesini seslendirmişsin İbrahim'ciğim. 50 kişi okudu bir şey olmadı. Ben okudum hepsi parladı. O kadar. Yapacak bir şey yok. Bu tevazuyu ben kaptıramam demedim mi? Dedin iyi yapıyorsun. Kaptıramam. Yapacak bir şey yok. Senin gibi de burada kimse okumadı. Yok. Ateşle barut olmuşsunuz. Aynen. Yakışmış birbirinize yaptığınız şarkılar demek ki. İbrahim şimdi abi. Şimdi nasılsın? Bu şeyde çalışıyorduk, Gar Gazinosu'nda. Gar Gazinosu'nda, Aksaray'da. Bu Tahir Paker geldi, dedi abi bugün bir şarkı okudu Müslüm Gürses, Allah rahmet eylesin. Ne dedi dedim, mutlu ol yeter dedi. Aa. Burhan'a çağırdım, gel dedim Müslüm buraya. Müslüm Baba da mı okumuş? Gel lan buraya dedim. Abi buyurun dedi, sen dedim bir şarkı okudun, nasıl bana getirmeden başkasına verdin? Ne abi, hangi şarkı dedim, mutlu ol yeter diye. Yani bir oku bakayım. Öyle bir okudu ki yani, İçine etti şarkını. Ben beğenmeyeyim diye. Ya ben beğenmeyeyim diye içine etti. Belki de dininden bu şarkı düşmedim. Direkt ben mutlu olayım. Girdi. Dedim ki nasıl okursan ben bu şarkıyı okuyacağım. Çünkü Tahir Paker bana önceden Zula'dan okudu. Hmm. Şarkının ne canavar olduğunu bildim. Evet. Tabii. Bunu dedim okuyacağım. Ben okudum patladı. Ha, Müslüm Baba'dan da patladı da o kadar tabii, diyeceğim. O kadar tabii. Diyeceğim. Onda mekan cennet şimdi olsun. Bazen elbiseler güzel ama manken güzel olmazsa... Evet, çok doğru. Doğru, çok. Elbisenin bir şeyi manken güzel olur. Manken. Doğru. Çok doğru. Bunların hepsi sana unutulmaz. Çok yakışmış. Aynen. Hepsi çok yakışmış. Alternatifi olmayan, onu söyledim. Yani dünya çapında alternatifi olmayan büyük bir ses. Kesinlikle. Sen sesini duyuyor musun şimdi? Hı? Millet biliyor mu yani sen duyuyor mu? Ben burada duyuyor. Duymuyorum çünkü. O duymaz olur mu? Şu anda herkes duyuyor. Yemin et. Gerçekten herkes şu anda bir daha duyuyor söyle, tabii. Bir daha söyle. Alternatifi olmayan dünya çapında büyük bir sessin kesinlikle. Sen. Hah.
Şimdi 100 lira kazandım. Herkes bir destur diyecek önce. Aynen İbrahim Tatlıses deyince. O kadar gerçekten öyle. Gerçekten öyle ama İbrahim onu abi. Konuşuyoruz. Yani onu konuştuk. Yani bu... Sizden önce de şarkılar evet. söyledik. Bu arada unutulmaz. Sizin yorumladığınız şarkıları seçerken yani mahvu hepsi hit olmuş şarkıları. Evet. Şimdi hepsi yani. Hepsi. Konsere çıktık ya, repertuar yaptık. En az 100 tane küsur şarkı hangi var. Hangi birini söyleyeceksin? Ancak 30 tane seçebildik. Dedim ki şimdi derlerse ki Ağrı Dağı'nın eteğinde nasıl olacak? Prontor olmazsa şimdi sözleri mesela aklıma gelmiyor. 9 senedir oturmuşum ha. Hıyar gibi. Estağfurullah. Beklemişim beni salata yapsınlar. sağ olsun. Polat kardeşim buldu bıçağı aldı eline. Tahtayı da koydu önüne. Kestim salata yaptık. İnsanlar afiyetle yesin şimdi. Geliyoruz abi. Gel, kusura. Kimse kusura bu saatten sonra kimse bence kusura bakmasın. Yepyeni tertemiz bir sayfa açıldı. Aynen öyle. Mekanın sahibi geldi. Mekanın sahibi geldi gerçekten öyle. Bir de ben bir şey duydum. Galiba bütün illerimizi 81 vilayet gitmedin vilayetlerimizi bütün bile dolaşıp 81 bir konser ya, vereceğim muhteşem. Dedim bu turne yapacağız evet. Ve bu çok Avrupa turnesi şey. De olacak. Yurt dışı da var. Yurt dışı da var. Ne konserler. İbrahim abi nasıl bir duyguydu? Yani tekrar yıllar sonra. Ya sonra kardeşim ama. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Namusuma şerefime yemin ederim arabada bile okumuyordum. Doğru. Şimdi şuraya gelirken yolda arabada şarkı söyledim. Dedim ki arabaya 50 kere bindik, 1000 kere bindik. Benden şarkı duydurdun mu? Dedik yok. Ama bak şimdi söylüyorum. Niye? Önüm açıldı. Kendi evet. kendime geldim. Tabii ki. Arabada bile okumuyordum ya. Tabii ki. Ya büyük yani bir moral. Yani sanki araba duyacaktı usanacağım ben. Ay canım benim hiç öyle şey olur. Hele bakın kim gelmiş. Hadi bakalım. Şarkıyı da bilmiyorum o kadar. Olsun bu yeter. Bu yeter. Ben bir şarkı çalayım mı size? Böyle bizi hareketlendir birazcık. Bizim yine bir kıymetlimiz rahmetli Yılmaz Tatlıses evet, sözlerini yazmış. Herkes sevgilisine, eşine. Herkes. Anasına, babasına. Biraz ve hareketli bir şarkı ama. Buradan Hülya'ya da selam olsun. Bu mavi mavi deyince. Bu şarkı da ona gitsin o zaman. Buradan Hülya'ya gitsin. Hülya'cığım seni öpüyoruz. Mavi mavi. Evet. Deyince sadece Hülya geliyor. Ya hanım gözleri cam gibi. Bu. Herhalde böyle bir mavi.
Reddetti, reddetti. Oraya bir daha yapsana. Oraya yapsana. Yapsın oraya, reddetti. Oldu mu? Reddetti, orayı yap, orayı. Şey yaptın ya. Şöyle yapsana üstüne. Neresi orası? Mavi mavi yaptın. Mavi mavi. Vel, vel, vel. Üstü şenlendirici. Yüreğimizi şenlendirdin. Allah razı olsun, sağ ol. Reddetti, reddetti, orayı. Bayıldım oraya. Orada trill, trill yapıyorsan trill. Ha, trill. O trilleri sen seviyorsun, evet, farkındayım. Trilleri severim abi. Evet. Trill, biz darbukada da severim. Trill trill. Bir sürprizimiz var. Masmavi. Gerçekten masmavi oldu. Evet, şimdi sürpriz BTR. Sürpriz bir BTR'miz var. Sürpriz izlemek BTR. İster misin Hüsnücüğüm? Allah nasıl izlemek ister misin BTR'mizi? Vallahi ben de şu anda. Benle ilgili mi yoksa acaba? Ha, heyecanlandırdın sürpriz beni Hakan abi. Sürpriz BTR nedir bu? Gelsin bakalım. Ülkenin en iyi yorumcusuyla ülkenin en iyi klarnet üstadını yan yana getirip sizi şöyle beraber ve dinlemek istedim. Hüsnü Şenlendirici'ye rica ettim. Oh. Geliyor. Hüsnücüğüm nasılsın? Teşekkür ederim abi. Hoş sen geldin nasılsın? Kardeşim. Seni tebrik ederim. Son günlerde sürekli seni dinliyorum vallahi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bütün kalbime tebrik ederim. Şimdi bakın, Türkiye'de çok güzel klarnet çalan insanlar var. Bana göre bu kadar sese hakim temiz ve detona olmadan temiz basan, seslere temiz basan, yani hiç tanımadığım, bilmediğim bir adam. Ve dinlediğim, bugüne kadar dinlediğim tertemiz. Pırıl pırıl. Yok. Güzelmiş be. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Güzel. Güzel sürpriz oldu valla. Vallahi çok anlamlı. Sesim ne güzel bir anı bu. Tabii ki duyuyoruz. Buradan da sesini. Buradan da Osman'ıma rahmetli olsun. Rahmet eylesin. Cennet olsun. Neşemiz, muhabbetimiz diyor. Her şeyimizdi biliyor musun? O çok seyir. Özel bir insan. O seyir, o seyir. Demek ki Allah bizden daha çok seviyor. Aynen. Gerçekten evet. Öyle. Aldı yanına. Çok mekan cennet olsun. Arkadaşım da çok gerçekten iyi bir dostu. Alacağım da vardı ama helal ettim. Taş oynarken... Taş oynarken 2 lira borcu vardı bana. Siz hemen her gece oynuyordunuz değil mi? Taş oynuyor, okey. Taş canım, okey. Yazlıkta eğleniyordu. O Cengiz Kurdoğlu. Eğleniyorduk kendimize. Emine rica edelim abi sizden. Buyurun. İsmail Badıllı. 3, 4. İsmail Badıllı. Lebek, lebek. Taşların karalıdır aman eminem, gözlerin belalıdır canım eminem. Ben sevdim eller aldı aman eminem, yüreğim yaralıdır canım eminem. Emine emine aman eminem, emine emine canım. Emine, emine, canım emine. Lebek, lebek.
eşarbım uçtu baştan. Aman Emine. Kirpikler uzun kaştan. Canım Emine. Kara gözler değil mi? Aman Emine. Çıkardı beni baştan. Canım Emine. Kara gözler değil mi? Aman Emine. Çıkardı beni baştan. Canım Emine. Hadi. Gelecek şimdi. Evet, onu sen anons etsen. Değerli kardeşimiz. Güzel olur mu İbrahim abi? Ya bunların nereden şarkıcı olduğunu ben anlamadım. Videoya Amerika dizi olsun diye gönderdik. Gitti geldi baktım şarkı okuyor. Allah Allah. Şarkıya bak okuyun şarkı. Siz, omuzuna bir tane havlu, bir tane eşofman. Tabii yaz ya. Ondan işi götürüyor. Kıyamet koyuyor lan. Bu nereden? Ama dedi, öyle. Dedi ki baba biz Z raporu. Ne? Z kuşağı. Ben dedim ne kuşağı olayım, sen dedi belli değil. Sen A sınıf abi. Sen dedi her kuşaktasın. O ne dedim lan? Ya, baba her kuşaktasın. Her kuşağa hitap ediyor. Bu Z kuşağı ne abi? Yeni gelen nesil, genç. Evet, geldik yeni geldik. Ne oldu şimdi? Sen de Z kuşağısın abi. Yeni ama Z kuşağı da söylüyor beni. Evet abi. Herkes seviyor, seni sevmeyen yok. Arif Hoca gibi yaptım, beni çalıyor.
Güzel kuşağı da söyleyeyim ben. Herkes seviyor, herkes seviyor. Seviyor. Hadi ben Dilan Hanım gel bakalım. Hadi gel. Dilan, Dilan çıtak çıtak içeri rica ediyoruz kardeşim. Hepsini bu akşam çal benim için. Tüm zarar ziyanın hesabı bende. Birkaç sitem daha kal benim için. Zarar ziyanın hesabı bende. Birkaç sitem daha kal benim için. We'll be right back.
Üstüne çıkma gebertirim ha. Gel Dilan. Üstünüze çıkma. Böyle gel. Gel yanıma gel. Oraya geleyim. Şuradan geleyim. Gel canım benim. Bakar mısın Allah'ım? Ben bayılırım böyle kıvırcık saç ama ben böyle bir kıvırcık saç görmedim. Caz okuyan bir kızın arabesk okuması. Ya değil mi? Beni bu programı bitirmek için mi çağırdınız? Heyecandan öleyim de. Olur mu öyle olsun. Şey? Yani nasıl bir şey bu? Dört tane usta ve siz. Ve siz beni anons ettiniz. Ay canım. Evet. Ben yokmuşum gibi devam edin. Evet. Dinliyorum. Bak baban ne diyor şimdi. Buyurun. Bir şey demeyeceğim. Dedim ki bak. Espriyi fazla yapma. Hayır yok yok. Fazla gülme. Ay Allah'ım. Şey evet, bakın ama sizin için dedi özel ki, baba, nasıl yani? Bak sana bir şey daha söyleyeyim. O çıtak yazı ya. Evet. Bugüne kadar dedim mi sana onu kullanma? Demediniz. Demem ki niye diyeyim? Çünkü Allah rahmet eylesin. O sana bakmış, etmiş. Evet. Sen de saygıda kusur etmemişsin. Çıtağı silmek istemedim. Tabii ki. Dilen çıtak tatlı, tatlı ses. Ses. Evet. Ben dedim mi sana çıtağı çıkar? Hiç. Demediniz. Demem ki niye diyeyim? Kendimi kusur etmem yani. Kesinlikle. Dilen çıtaksa Dilen çıtaktır. Öyle tanıdık seni. Ben memnun oldum. Öyle tanıdık seni. Neye memnun oldun mesela? Beni tanıdığınıza memnun oldum. Hani devletler anıdır ya, burayı, biz burayı tanımıyoruz. Devletler arası. Şey çok... Canım olur böyle. Işıkları kapatın ben konuyu. Şaka bir yana. Şimdi gerçek şeyime geliyor. Kimliğime. Çok heyecanlıyım. Öncelikle onu söyleyeyim. Benim tabii ki sizler kadar imkansız tecrübem asla yok. Lan Levent. Bakma oğlum bana, bakma. Nişanlısın, nişanlı dinleme ama. İçine düşeceğim. Oradan böyle bak ya. O şu an ben heyecan... Ben şu an küçücük bir pot kıracağım diye ölüyorum yok, şu an. Yok yok olur mu öyle aman şey? Aman falan diye. Biz aileyiz zaten. Hiç yabancı değiliz. Buraya hiç bakmadım fark ettiyseniz. Ben sana devamlı bakıyorum. Çok memnun oldum. İyi ki buradayım. Canım gerçekten benim. Çok heyecanlıyım. Tabii ki bir program geçmişim var naçizane. Biz de programlara katıldık elbet. ve orada bu kadar heyecanlanmadım çünkü sizler yoktunuz. Biz birebir genç sunucu arkadaşlarımızla. Z kuşağı mı oluyor? Z kuşağı. Biz yani sunucu arkadaş da gayet sıradan, toy bir insan olunca, sizler olmayınca güzel gidiyordu program. Şu an çok heyecanlıyım. Ağzına yürüyene sağlık kardeşim. Çok güzel bir yorum. Biz yabancı hoş değiliz geldin, biraz şey. Önce de söyledim. Ne güzel. Bambaşka bir yorumla söyledin. İnşallah güzel senin oldu. De, babanın yorumladığı senin şarkı. Senin de yolunda yolu açık olsun. Gerçekten her açık olsun. Her zaman arkanızdayım, desteğim. Teşekkür ederim. Desteğimi de sizden çekmeyeceğim. Çünkü benim hanımsınız, canımsınız. Onun için rahat ol yani. Gerçekten rahat ol. Çünkü senin çok farklı, çok özel bir sesin var. Çok teşekkür ederim. Yani babandan bambaşka. Değil mi? Farklı kendi şeyler. Tarzı kendi var. Tarzı, aynen, var. Tarzı var. Yorumcu bu şarkıyı da ne kadar özel, ne güzel yorumladın. Ya kırı bir adamın şeyini cazcı kızı. Kırı bir adamın cazcı kızı. Hele bak. İbrahim abi siz isteseydiniz caz da söylerdiniz. Her şeyi söylerdiniz. Caz da söylerdiniz. Her şeyi söylerdiniz. Her şeyi söylerdiniz. İsteseydin söylerdin. Nasıl bir duygu ki? İbrahim Tatlıses'in kızı olmak? Nasıl bir şey? Söyle bakalım. Zor bir duygu. Söylemek. İbrahim abi. Onun şarkılarını yorumlamak. Yani ben hiç babamın bu arada anons edeceğini düşünmedim. Ben orayı lay lay lom böyle ha falan filan derken evet hadi bakalım Dilan çıtak. Eyvah. Niye siz dedim sınava yani. Giriyor gibi. Zaten heyecanlıyım arkada. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben çok konservatuar sınavlarına çok girdim. Bu kadar heyecanlanmadım. Hiç sen yani. Notayı biliyor musun? Merak ediyorum. Canım ediyorum. Benim. Ama dedim ben sana uyardım bunları sen yapmayın bana. Sen notayı biliyorsun? Notayı biliyorum. Ay canım. Nasıl benim. Mesela? Bak şimdi piyano çalıyorum ben. Naçizane. Yok. Yok bir şey. Hayır, notalar bir, yok değil bir mi? Bir nota getirsene usta. Sen Nur abi. Hadi. Sen geldi. Getir, eyvah getir, tam imtihan. Ver abi getir. Geldi. Denemesin ama. Bari kolay bir nota seçeyim ben şimdi. Ben sen direkt oraya. Yok yok ben hallederim. Kolay bir nota dedi. Geliyor. Eyvah sen dur geliyor. Sen abi o gün yaptık biliyorsun. Konser tarzında ona hoş ben geldin. Ben bakayım. Her yerde kızın nota bakayım. Ama sen de ne yapıyorsun sen Nur abi ya? Ya bir şey. Bu notayı... Bak şimdi ben ama getirdiğin nota. Oo, yaylı nota var. Neyle başlıyor? Ama bunlar yaylı nota. Piyano notası alabilir miyiz? Ben yaylı notaları çok iyi veriyormuşum ya. Haydi söyle. Ay. Ha bir de solfej yapacağım. Buna da değil.
Bak ama terimlerden anlıyorsunuz değil mi babacığım? Olur. Tabii, terimleri tabii, veriyorum. Kimin babasıyım ben? Terimler. Canım benim. Bana daha notalar. Yaylı. Normal yaylı. İnsanların okuduklarından. Normal insan yaylı. Notası. Normal insan, normal insan notası. Baba bir şey söyleyeceğim. Şimdi yayında da rezil olmayalım. Bu keman notaları. Lütfen yaylı, Hüsnü yaylıların, hocam. Yaylıların evet. Doğru doğru. Yaylıların şimdi notası. Geliyor. Re mi fa mi fa fa la sol. Solfej yok ya. Yani bu dört dörtlük bu tamam. Bu da şöyle bir pardon bu olmaz şey. Heyecandan bunu şimdi olur musunuz diye. Elim ayağım yandınız. Ah ah ah. Hadi hazır mıyız? Evet. Şunu bona yapıyorum. Buradan tamam, da tamam, nefis, ne bir solfej yok tamam. Solfej yok bon. Değil, tamam, tamam. Solfej ben sınavda solfej şu an bana yapıyorum. Baba sınavda bile solfej yaparken heyecanlanıyorum. Burada nasıl solfej? Tamam tamam. Notalar okuyacak şeysiz melodisiz. Yani, melodisiz tabii ki. La re do si do si la si la sol fa do re do si do si si la sol la la si la si la si la si la si la la. Şimdi kısabilir misiniz? Güzel. Bravo. Harika. Bravo. Bravo. La si la la si la do si si la sol la sol fa sol la si la. Devam et hocam. Ben la si la. Hocam lütfen beni yok edin. Ben anlamıyorum da doğru mu söyledin? Doğru. Doğru. Allah aşkına. Ay canım vallahi, benim. Vallahi. Gel gel sen dur. Vallahi doğru. Kimseye inanmam sana inanırım. Doğru doğru. Nasıl doğru yanına sen ne yaptın? İşte. Doğru okudu. Hala aynı. Yani Arapça okudu. Hala aynı. Ne okudu? Notayı okudu. Yo, doğru söylüyor. La si la la si la. Neredesin? La, şurada. La si la. Şuradan başlıyor. İnanmıyor sen sana. La si la si la sol la si la si la. Tıpa da da. Doğru okuyor. Evet. Yani la'lar si la'lar dolar tuttu abi. Bir de onaylatıyor filan. Ben bunu dediği zaman inanayım mı? İnan abi. İnan. Vallahi İnan. Doğru. Ben Beyoncé'yim. Ne? Beyoncé. Beyoncé. Beyoncé o kim? Dünya starı Beyoncé, beni tanımamış olamazsınız. Babacığım, ben şimdi heyecanlanıyorum. Siz bana nota okutuyorsunuz. Neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Evet, tabii. Olacak işte. Ben demek zaten istiyorum heyecanlı. Ki bu. Evet, ne mutlu. Ne mutlu. İstanbul Teknik Üniversitesi Müzikoloji Konservatuar Bölümü öğrencisiyim. Piyano çalıyorum. Evet, kaç para arıyorsun? Ne güzelmiş. Para almıyorum. Onlar benden para isteyecek yakında. Çok okuduğum için. Yoluna açık olsun. Teşekkür ederim. Gerçekten yoluna açık. Biz bu arada sizin oğlunuzla aynı okuldaydık zaten. Evet. Pera'da, Güzel Sanatlar'da, lisede. Ergün'de. Ergün'de aynen. Konservatuar çocuklar işte, gençler. Ne sen güzel. Kaç dil biliyorsun mesela? İki dil. Türkçe, İngilizce. İngilizce söyle bir şey. So just, I just wanna say something about you. I love you so much. Bak nasıl, nasıl güzel gözlerle bakıyor sana. Dedim ki sadece bir şey söylemek istiyorum. Sizi çok seviyorum. Sizi. Öyle mi dedin? Öyle dedim. İngilizce. E ben Türkçe de söylemedim. Ama İngilizce söylemeni istediniz. Türkçe de her ne zaman söylüyordur. Ne mutlu size baba kız. Gerçekten yoluna ya. Açık olsun Dilan'cığım valla. Bir de tam arkadaşsınız bunu görüyorum. Ben arkadaş olabilmek ne kadar önemli. Eskiden ya. Bak, arkadaş şey olabilmek ne kadar önemli. Bu kadar düz bir insan olamaz. Yani ben çok takdir ederim. Gerçekten. E çok sana mu benziyor? Ya dinle, işine ne varsa dinle hemen, hemen ama dinle. Ama sana benziyor anında, işte. Anında. Senin bu tarafını almış. Keşke İnan diyorum erkek olsaydım. Ya niye anana sorayım onu, niye erkek doğurmamış? Ay canım ya. Niye kız doğurmuş seni merak ediyorum. Neden? Ben erkek gibi ya, erkek Fatma. Maşallah. Canım ya. Doğrucu, doğrucu değil mi evet abi, doğrucu. Çok haftıza erkek Fatma olduğum için doktora seansına 650 TL verip o erkekliği yok etmeye çalışıyoruz. Sorunlar yaşıyorum. Ay inanmıyorum. Görünmeyen bir erkeksi yapım var diyor şu bedenin altında ve o benle tabii. Çünkü bir anda kendimi sokakta hani bir olası durumda bir anda falan diye bulup bir dakika ya ben kızdım aslında falan deyip geri düzelmeye çalışıyorum. Fazla erkek gibiyim. Acaba kime çekmiş? Söz Şakir Özkan. Aslan bak Bursalı. Hakan'cığım. Beste Burhan Bayer. Evet yine okuyan, Burhan Bayer. Yorumlayan Hakan Altun. Hakan'cığım hadi. Hadi. Thank you.
bakışların öyle güzel, öldürüyor beni nazı. Karda açan çiçek gibi, çölde yağan yağmur gibi. Sevincimsin, mutluluksun, sana öyle hasretim. Ayırmasın Mevlam bizi, budur inan tek dile. Gülüm benim, gülüm benim, derdim aşkım her şeyim. Ayırmasın Allah bizi, budur inan tek dile. Seviyor mu numaraları sen? Aynen. Sen bayılır. O da bende. O da bende. Bayılıyorum, bayılıyorum. O tırt. Vay olsun. Bir beyaz mendil mi dedin Allah Hicaz'e? Evet. Vay, vay, evet, vay, evet vay, senin vay. Yine. Hicaz bir dem görüyorum abi. Oh,
Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kuruçeşme ve Tarım, evet, o ne ya? Evet, o ne ya? Sizin konserinizden... Herkesin merakla beklediği Kuruçeşme konseriniz. Üç gün arka arkaya bütün sahilin kuyruk bütün oldu. Sahil kuyruk oldu. Boğaz'ın trafiğinin tıkandığı konserinizden görüntüler. 12 yıl sonra. Istiyorum. 12 aynen. yıl sonra Kuruçeşme'de. Evet. Sevgili seyirciler, sanatçı İbrahim Tatlıses canlı yayından sonra saldırıyor. Tarih 14 Mart 2011. Müzik sustu. Işıklar söndü. Perde kapandı. Aman, 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 aman. Bundan sonrası beklenen bir mucizeydi. Benim sesim diye geri verdim. Allah'ım san, beni yaradan san. Derde sen verdiği derman mıdır? Ve artık her şey biraz eksik. Sen yoksan her şey eksik. Bu onun için mecburi bir ayrılıktı. Hem sahnelere hem sevenlerine. Ama sadece bir süreliğine. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Evet. Bir kum. Ne lahmacunlar, ne çiğ köfteler, ne şişler, ne de kebaplar. Onun şifası her zaman müziği ve sevenleri oldu. İmparator tahtına bir kez daha oturdu. 12 yıl aradan sonra hasret sona erdi. Onun vokalleri yine seyircileriydi. Şarkıları hep bir ağızdan söylendi. Kalbimi ona verdim, artık geri vermem. Döndüm daldan kopan kuru yaprağın. Adana'ya gir ekmi, kebabından ye ekmi, şalgamından iç ekmi. Eye kardeş yem gidelim. 12 yıl aradan sonra o gece anladığımız şey neydi derseniz, kendisinin de söylediği gibi... Ben bitirilmeden bitmez. İmparatorlar kolay kolay devrilmez. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Çok şanslıyız yani. Biz gerçekten. Kendi adımıza çok şanslıyız yani. Ben şanslıyım. Hayır abi, biz Türkiye'ye gelmiş geçmiş bana göre en büyük efsanelerden birisiniz siz. Biz aynı yerde, aynı zamanda yaşadığımız için, sizi canlı canlı gördüğümüz için gerçekten ben kendi adıma kendimi çok şanslı addediyorum. Şimdi çok önemli bir şey anlatacağım. İbo Show'da da anlattım ama tam yerini bulmadı bana göre. Mağaradan geliyorsun. Sene 64, 63, 65 belki de. Balta Limanı'nda
Behçet Kemal Çağlar Lisesi var şu anda. Yani orada çalışıyorsun. Beşte paydos ediyorsun. İnşaatında yani, oradan Beşte paydos. Orada deniz var. Oradan koşarak gidiyorsun, denize atlıyorsun. Sonra İbrahim Tatlıses oluyorsun. İbrahim Tatlıses'ten İbrahim Tatlıses oluyorsun. O suya girdiğin yer, denize suya girdiğin yer, orası gazino oluyor, Grand Gazinosu. Ve sen orada gelip az solist oluyorsun. Ya. Bu böyle bir şey var mı? Kim bahsine girer abi? Ben servetimi vereyim, sen bilmem ne ver. Mümkün mü? Servet verilir mi? Ama oluyor işte. Demek ki evet, ses servet oluyor. Her şey. Aynen. Ne? Çiğ köfte mi? Nasıl yani? Siz çiğ köfte mi? İnanmıyorum. Vay. Hem de gecenin bu saatinde. Hem de gecenin bu saatinde. Zaten Urfa'da, zaten 12'den sonra çiftliğe yaparlar. Yemin ederim. Öyle mi gece? Tabii. Gecenin bir vakti. Sıra geceleri vardı. Sıra gecenin dışında da misafirliğe gidenler. Hele der ki bacımızın bir çiftliğini yok. Evde hanım kimse o yapar. Hani yeğeni kim yapar o yapar. Saat 12'ye doğru. Böyle 8'e 8'e yemezler. Saat 12'ye doğru. İbrahim abi bir şey söyleyeyim mi? Siz limon koymuyorsunuz değil mi abi çiğ köfteye? Ben limon koymam. Çünkü ben ama limon koyuyorlar. Bak bir gün İboşova... Ben limonunu seviyorum. Sibel ben de dedi bak ne oldu? İboşova gittim konuğum. İbrahim abi. Yine İbrahim abi böyle kebaplar gelmiş, çiğ köfte. Ben de böyle aldım kıvırcı böyle dürüm çiğ köfteyi koydum böyle. Limon. Limonu böyle sıkarken elime böyle pat diye tokat geldi. İbrahim abi ben koyulmaz dedi limon dedi çiğ köfteye dedi. Ah dedim ben limon. Bak sen limon koymuşsun. Anladım. Ama renk olarak güzel duruyor. Renk olarak güzel duruyor. Evet abi ben bir tane alayım. Bir tane dürüm yapayım abi. Ah hemen. Ya keşke bunlar az önce gelse diye daha yanık çalardık şarkıları ya. Hay Allah. İnanılmaz güzelmiş. Gelmiş abi. Yemeyeceğim. Tamam. Sen? Yok yemeyecekmiş. Aman Allah'ım. Evet, biz bayağı programda çiğ köfte yiyoruz. Ne yapalım? Oh, yarasın. Yalnız... Acı mı? Bayağı acı. Hadi ya. Gerçekten.
beraber, hep beraber, hep beraber. Kalk gidelim.
Yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin diyorum, ama ben seni yaşıyorum. Seninleyim ve tek. Ne güzel yakışıyor sana. Nefesinize sağlık. Çok teşekkür sağ ediyorum. Sağ çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Geçim. Canım benim. Yüreğinize sağlık. Hakan nasıl şiiri? Ne güzel söylüyor değil mi? Şiir. Adamın sesi evet. Şiir gibi zaten canım. Gerçekten bir de, öyle. Bir de boğuk atıyor içine. Boğulu bir tabii ses. Tabii boğulu tabii ki. Tanju Okan gibi rahmetli. Şimdi bir VTR'miz daha var. Sokak röportajları. Allah tabii Allah. Hadi bakalım. Gel VTR'e. Tek kelimeyle İbrahim Tatlıses sizin için ne ifade eder? İmparator. 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 İmparatordur. Arabesk'in kralı, imparator. İmparator dedim yani sesi çok güzel. Benim için sesi dünyaya bedeldir. Bizim için değerli yani önemli bir isim. Her zaman yeri farklıdır. İbrahim Tatlıses sizin için ne ifade eder? İbrahim Tatlıses Arabesk kralıdır. Arabesk'ini dinleriz yani. Seviyoruz da kendisini. Çok dinliyorum. Dertli parçaları var. Neşeli parçaları var. Ne desem var ha var. Arabesk'in kralı. Yani kral. Arabesk'in kralı. İbrahim Tatlıses sizin için ne ifade ediyor? Gençliğim. Şu anki durumunuz, ruh halinizi hangi İbrahim Tatlıses şarkısı anlatır? Eskilere giderim. Ayağımda kunduru. Mavi mavi. Bir kulunu çok sevdim. Nankör kedi. Şu anki ruh halinizi hangi İbrahim Tatlıses şarkısı ifade eder? Bir kulunu çok sevdim. Damdam kurşunu. Yani yalnızım dostlarım. Feryatsız gündüzüm, gecem olmadı. Anlamadı sokak, köşe kalmadı. Gelmiş geçmiş en iyi sanatçılarımızdan biridir. Onun gibi bir ses daha gelmez herhalde Türkiye'ye. Yalnızım yalnız. Anlamadı sokak. Depresyondan hangi İbrahim Tatlıses şarkısıyla çıkarsın? Yürüyorum dikenlerin üstünde. En komik İbrahim Tatlıses sözü? Are you ready? Are you ready? İbrahim Tatlıses'in en komik sözü sizce hangisidir? Yedim ben evladım yedim. Şappi şappi dediği zaman. Şappi şappi. İbrahim Tatlıses'in böyle en komik sözleri sizce hangileridir? Allah cezanı verecek o. Allah cezanı verecek. Allah cezanı verecek. Allah cezanı verecek. Allah cezanı verecek. Her şeyin yanıtını. Hiçbir vetere beni bu kadar mutlu etmedi. Hadi yemin ederim çok mutlu oldum. Ben bak Allah benanı verecek, ben nasıl yumuşattım. Allah benanı verecek çok ağır bir şey. Tabii aslında öyle. Ama Allah cezanı verecek, yumuşattım onu. Evet. Kaymak yaptım. Hayır bir de öyle bir ifadeyle söylüyorsun ki onu. Hayır bir şey değil, şarkı gibi tuttu biliyor musun? Tabii ki Allah işte bak götürüyorsun. Yedin beni evladım var ya. Bir de o var. O tarzından kalma bana. Yedin beni evladım. Yedin. İkimizin arasında şey de evet o. Evet, üçümüzün arasında. Aynen, yedin beni evladım. Yedin beni evladım. Mustafa Hoca'ya da selam olsun canım ama benim. Ama işte bu halka teşekkür etmek lazım. Değil saygı duymak lazım. Saygı duymana saygı duymak. Ne kadar bak, güzel bir şey. Bir sözü senin alıyorsun, neyini beğeniyorsun diye aklından tutmuşsun. Evet. Bu sözünü ben şey yapıyorum diyor. Bu çok önemli bir şey ya. Çok önemli. Yani bir sanatçı için bu bulunmaz şey. Hint kumaşı derler. Evet. Bu bulunmaz pırlanta bunlar. Gerçekten öyle. Aynen. Hiçbirini ağlamadım, bunu da ağladım. Çok benim. Mutlu ettiler. Bizim ekibimizin de VTR'leri çok güzel oluyor ya. Gerçekten. Emeklerinize gelen sağlık arkadaşlar. Oluyor. Teşekkür ederiz. Tekrar ekip teşekkür ederiz. Kim hazırladı, kim edilse teşekkür ediyorum. Akıl veren, fikir veren kimdir bilmiyorum ama. Emeklerinize sağlık çocuklar hepinizin. Hepinizin.
Sen mi bile bir şey söyledin? Burada nerede tevazu gösteriyor? Evet, bütün ekibe, bütün ekibe evet. Huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Çok iyi çalıştılar, çok iyi çalıştılar. Derslerine iyi çalışmışlar abi. Evet, derslerine gerçekten iyi çalışmışlar. Herkese kameramandan tut, çay getirenine kadar sonsuz teşekkür ediyorum. Önünüzde eğiliyorum. Canım benim, canım benim. Domdom kurşunu mu? Domdom kurşunu mu? Dilan Çıtak tatlı ses diye anons ediyoruz. Evet artık o. Hadi o zaman. Dilan hem de Mahsun-i Şerif sevgisi değil mi bu? Söyle. Şimdi normalde siz burada olmadığınız zaman gayet rahat yapabilirim. Ama siz burası hay Allah şimdi acaba dans edince ayıp olur mu? Olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey canım benim? Biz de kız evlatları şöyle yapamaz öyle şeyler. Öyle bir şey yok. Hiç öyle bir ya şey yok. Kadar, ama baba büyük yani böyle tamam da. İmparator bir de. Yani olur mu öyle şey? Çok ayıp ya. Seni çok güzel bir şekilde seviyordu. Utanıyorum. Ne kadar güzel çekinerek. Gözlerle izliyor seni biliyor musun? Teşekkür. Ne kadar güzel beni güzel anlayamazsınız. Bakıyor. Beni burada kimse anlayamıyor. Ne kimse kadar anlayam- güzel dinliyor seni, bakıyor, izliyor. Ne güzel söyledin. Bu playback de olsun. Bak vücut dilini de iyi kullandın. Çok güzel sesini kullandın. De kullandın. İkisini birleştirince şeker gibi bir şey çıktı ortaya. Yıllar sonra domdom kurşunuyor. Evet. Ne enteresan. Bak. Mahsun-i Şerif'e gittim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ben onda bir oteldeydim. Gittim. Beyoğlu Belediyesi yok mu onun arkasında? Bir otel vardı. Otele gittim. Dedim ki hocam bana bir şey ver, bir türkü ver. Dedi valla bir türkü var ama o sana gitmez dedi. Niye dedim? Ne bileyim dedi domdom var, bilmem, kurşun murşun var falan. Dedi, gitmez sana. O başka açıdan söyledi. Hele dedim bir söyle. Çaldım bunu söyle dedim ki ben bunu aldım domdoma istersen şeyde patlasın dedim yani. Önemli değil dedim. Bu tam benlik dedim niye dedim vermek mi istemiyorsun hayırdır kendin mi okuyacaksın? Ya dedi sana feda olsun ne diyorsun? Şimdi şahit de yok rahmetli oldu yani yalan söylemiyorum. Ne olduysa onu söylüyorum. Aldık Arif Sağ çaldı. Cezmi vardı Cezmi. Batarist Cezmi. Nasıl hatırlıyor? Tabii ki. Cezmi baş eğmez miydi? Nasıl hatırlıyor? Cezmi baş eğmez. Allah rahmet eylesin. Amin. Öldü değil mi? Rahmet oldu abi. Yazık abi. Bir o çaldı bir Arif Sağ üç kişi. Ve yıllar sonra sen seslendirdin. Evet. Evet ya. Yıllar sonra. Bir de şey de bir tane kız kadın var ne o yabancı? Kim? Ha Dua Lipa. Dua Lipa. Dua Lipa. Onlar da mı yaptı bunu? Dua Lipa. O nasıl isim lan? Dua Lipa. Dua Lipa ile bir aslında mix yaptılar. Bir aranjör. Ortalığı çarkaladı onu söyleyeyim. Ama biz iki sene önce hazırlamıştık Alper Atakan'la, sevgili Alper Atakan'la. Pandemide biraz mola verdik, çıktık. Bir de burama bir öpücü şeye kondurmuşlar. Ha ben hazırda bekliyorum her şeyi. Canım benim. Hayır sen değil, değil. O Dua Lipa'da. Böyle dönmüşüm. Yanağımda ruj şeyi var. Çok dinlendi ama bu arada. O çok dinlendi. Çok dinlendi. Evet. Çok güzel Remix. Tıklandı. Sen de geçtin. Kaç milyon seninki geçtin. De çok benimki güzel. Benimki de güzel. Milyonları burada şey telaffuz etmedim. Onlarınki daha eski olduğu için. Bunlar dünya şampiyonu. Evet. Biz de Türkiye şampiyonuyuz. Kesinlikle öyle. Hem de nasılsın sen? Yani, biz trendlerde kaldık kendini, bir hafta kendini, boyunca kendini ilk yere, beşte. Yere indirme. Tavazu yok. Tavazu'yu kaptırma. Dua Lipa kimmiş canım ben? Hayırdır. Anında çevir. Aferin kız. Anında. Mütevaziyiz diye şimdi. Anında hemen. Abi üç kişi mi çalıp söylediniz? Cezmi baş eğmez. Arif Hoca çaldı, Cezmi de çaldı. Ben de söyledim üç kişi. Allah Allah. Vallahi billahi. Dinleyin, eski şeyi dinleyin. Fark edersiniz. Bir davul, bir bağlama, bir şan. Vay be. Ya Arif Sağ kendi dalında canavar. Cezmi de öyle. Tabii. Hem de nasıl? Evet abi. Orada çalıyor zannedersin. Abi. Uzun saçları değil mi? Domdom trio olmuşsunuz siz. Domdom trio. Domdom trio. Domdom trio. Üçünüz beraber. Domdom trio. Biz çok teşekkür ediyoruz sana. Biz veda ediyoruz. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Çok Kanal teşekkür D ekibine ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Kanal D'ye teşekkür ediyorum. Hakan'ım sana. Estağfurullah. Müslüm sana. Sibel'im şeref sana. Verdin şeref bizim programımıza. Allah razı olsun. Hatamız olduysa kusura bakmayın arkadaşlar. Herif çatıyor bunu yapamıyor ya. Yapıyorum ben şak diye. O çatıyor ne diye yapıyor. Sizleri seviyorum saygılar. Çok teşekkür başarılar ediyoruz diliyorum. Senin varlığın. Şeref verdin bize çok mutlu olduk. O şeref bana ait. Çok teşekkür ederim. Gönül İbrahim.
Vay be, efsane. Geldi geçti bir efsane. Unutulmaz bir geceydi. Muhteşem. Unutulmaz. Muhteşem. Şeref verdi İbrahim abi. Gerçekten şeref verdi Dilan'a bize. Sevgili Dilan'a da. Dilan'a da canım benim. De. Aynen öyle. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Şoktayız değil mi şu an? Şoktayız yani. Müthiş. Çünkü hep aklıma şey geldi. Biz hep İbo Show'a konuk olurduk ya. İbrahim abi ağırlamak. Hiçbir yere ilk gitmiyor. İlk defa konuk aldık onu, doğru söylüyorsun. Evet, evet, ilk defa aldık. Zaten hiçbir yere de gitmiyor. Gitmiyor İbrahim evet, abi. Evet, bu da ne kadar doğru. Güzel bir şey bizim için. Çok mutluyum ben. İmparator'a çok, güzel çok teşekkür geçti. Ederiz. En özel programlarımızdan biri oldu. Kesinlikle, o zaman, kesinlikle. Tabii ki, tabii ki. Sıradaki? İbrahim Tatlıses şarkılarını söylemeye devam edelim. Kapanışımızı öyle ki. Yapalım. Tabii ki. Yine bir Tahir Paker, Ebru'nun Bayar şarkısı. Yine onların şarkısı. Unutulmaz. Sevmek, unutulmaz. Unutulmaz bir şarkı. Sevmek sana yakışır. Sana da yakışır, bana da yakışır. Hemen. Sen
Sevmek, sevilmek. Sevmek, en sevmek, güzel duygu sevmek. Gerçekten de öyle. Evet, şimdi yine tatlı sesin sevdirdiği, yine evet, unutulmaz eserlerden biri, onu hemen seslendirmek istiyoruz hep birlikte. Ne çabuk bitti. Ben anlayamadım ki nasıl geçti bu program. Ya, güzel bitti. Doyamadık, güzel doyamadık geçti. Ona, doyamadık onun o güzel sesine, kalbine. Aynen. Evet, hemen söyleyelim mi? Söyleyelim. Hareketli yine devam edelim. Atalım mı Arap kızı? Bir taş attım. Pencereye. Pencereye mi atıyor tık taşları? Tık aynen, mı? Tık. Hemen. Attım pencereye tık dedi. Anası çıktı, kızım evde yok dedi. Vay vay. Anası çıktı, kızım evde yok dedi. Vay vay. İnanmazsan gel yukarı bak dedi. Armut dalda kız balkonda sallanır. Vay vay. Şeker yemiş dudakları ballanır. Vay vay. Atalım mı Arap kızı? Atalım. Şaraba katalım mı? Vay vay. Atalım mı Arap kızı? Atalım mı? Vay vay. Senin için 15 sene yatalım mı? Vay vay. Hep kanlarımı şıkkı herkes. Şaraba katalım mı? Demir döver tunç olur. Altın yüzük parmağıma gülüş olur. Vay vay. Altın yüzük parmağıma gülüş olur. Vay vay. Sevip sevip ayrılması çok. Armut dalda kız balkonda sallanır. Vay vay. Şeker yemiş dudakları ballanır. Vay vay. Atalım mı Arap kızı? Atalım mı? Vay vay. Senin için 15 sene yatalım mı? Vay vay. Rakıyla şaraba katalım mı? Vay vay. Atalım mı Arap kızı? Atalım mı? Vay vay. Senin için 15 sene yatalım mı? Vay vay. Rakıyla şaraba katalım mı? Bizim için unutulmaz bir geceydi bu. Tekrar huzurlarınızda İbrahim Tatlıses'e sonsuz teşekkür ediyorum. Biz önümüzdeki hafta cumartesi gecesi yine buradayız. Bekleriz efendim. İyi akşamlar. Sevgiler, saygılar. Her şey gönlünüzce olsun. İyi pazarlar.